Nasılsın? Elhamdülillah. Size göre daha iyi oldu. Gün içinde gerçekten çok yoruluyoruz ve de çok hastayla uğraşıyoruz. Bir yandan da hastalarımıza çok vakit ayırıyoruz. Ama tüm o yorgunluğumu ben baktığımda bu koltuk değiş tokuşunu yaparak seni oraya bir doktor koltuğuna oturttuğumda hastalarıma bu röportaj için bu masaya oturduğumuzda ben bir anda hani günün tamamı dinlenmişim, fresh bir şekilde bir televizyon programına çıkmışım gibi kendimi iyi hissediyorum. Çok teşekkür ediyorum. İyileşme yolculuğunda iyi bir örneksin. Ben kısaca özetlemek isterim. Yaklaşık 16 ay kadar önce pankreas başındaki kitleden Whipple ameliyatı yapmıştık. Tabii ki pankreas başı kitle tespit edildiği zaman ciddi manada endişe etmişti sizin aileniz, hatırlıyorum. Whipple ameliyatını duyunca da çok ciddi olarak endişe etmiştiniz, onu da hatırlıyorum. Ama bugün için ameliyatın olduğun ve çok mutlusun ve burada masada doktor koltuğunda bu röportajı veriyorsun. Kısacık ilk kitle tespit edildiğinde neler hissettin? Sonra ameliyat dendiğinde neler hissettin? Bunları senden dinlemek istiyorum. Şimdi bir isim vermeyin, bir hocaya gittik biz. Evet. Senin dedi bir aylık ömrün kalmış. Evet. Sen dedi pankreas kanserisin dedi. Biz tabii ondan sonra buradaki kızımı hemen telefon açtık. İzmir'de en iyi hoca kızım kimse bul, bizi onu götür dedik. Evet. Bu vesileyle biz apar topar buraya geldik. Hı hı. Kızım da araştırmış, şey yapmış. Hı hı. İşte burada en iyi hocalardan işte Ünal Aydın Bey var. Profesör Ünal Aydın Bey var deniliyor. Evet. Biz size geldik. Allah evet. razı olsun. Evet. Ameliyatımızı başarılı bir şekilde olduk. Şu anda gayet iyiyiz. Sağlıklıyız. Buradan da tadilimizi gideceğiz dedim. Tebrik ediyorum. Tabii ki yani ben pankreas başı kitlesi dendiği zaman pankreas başı kitlesinin ilk adı duyulduğunda internete girip bir araştırma yapıldığında ortalama ömrün falan orada gözlemlendiğinde gerçekten doktorların da size söylediği gibi bir ay iki ay ömür ortalama internete bile girseniz 6 ay ömür veriliyor. Evet. Hadi ameliyat olma şansın olursa da böyle deniyor. Evet. Ama sonra ne ameliyat olacak diye sorulduğunda Whipple denen büyük bir ameliyat olacak diye aynen. ifade edildiğinde Whipple ameliyatını gene internete girip araştırdığınızda ameliyata girenlerin %10'unun direkt ameliyat sırasında bile hayatını kaybedebildiği söyleniyor. Evet. Ben de bunu her zaman için tekrar ederim hastalarıma. Whipple ameliyatı büyük bir ameliyattır. Whipple ameliyatının kendisi başarılı bile olsa ameliyattan sonraki erken dönemde yaşanabilecek olan problemler bizim hastalar için de bu geçerlidir. Tüm dünya literatüründeki var olan hastalar için de geçerlidir. Ama erken dönemde Whipple ameliyatından sonra ister akciğere emboli olsun, ister kalp krizi olsun, ister yapılan anastomozlardan doğacak kaçaklar olsun, ister enfeksiyonla ilgili yaşanacak problemler olsun, bunların hepsi kendi içinde erken dönemde ölüme neden olabilir. O yüzden o dünya istatistiği doğru bir istatistiktir. Ama bunların hepsi gerçekten de motivasyon kaybettirici yorumlar. Ve bu anlamda çok tedirgin olarak geliyor hastalarımız. Ama tabii ki siz geldiniz. Ameliyat başarıyla gerçekleşti. Sayenizde hocam. Evet. Bugün için kontrollerim de çok düzgün bir şekilde gidiyor. İfade ettiğim gibi tatile gideceğiz. İzin yazacağız. Yazabiliyormuşuz. Sen dedim gidebilir diye. İzime gidebilir diye yazacağım. Bu sıkı yönetim dönemi de çok ilginç oldu. Bu dönem. Artema aç kapa gibi oldu yani. Hocanın ikide bir saldırıyorum sağa sola. Bu sefer
Gittiğimiz aile doktorumuz hap yazdı bana. Sinir azaltacak mı? Yani? Evet. Şimdi ona geleceğim ben. Gelmiş geçmiş olsun. Demek ki Whipple ameliyatı pankreas başı kilitleyip hemen korkmamak lazım. Sizin gibi çok sayıda iyileşen insan var. Burada iyileştiğinizi biz çok yakinen görüyoruz ama ben hoca hanıma, sevgili eşim Melih Hanım'a dönüp ona biraz söz vermek istiyorum. Ben senin iyileşip iyileşmediğini ondan anlarım şimdi birazdan. Bu zor yolculukta hayat arkadaşım senin her zaman için yanındaydı. Hem hasta olduğun dönemde, hem ameliyat döneminde, hem de bu artık iyileştiğin dönemde yanındaydı. Tabii ki bu geçtiğimiz dönemde bu virüs salgını nedeniyle hele 65 yaş üstünü eve kapattılar. Ve de o da bu insanları gerçekten yoruldu. Ben genel manada insanlar büyük hastalıkları yakalandığı zaman karşılıklı olarak bir barış imzalandığını, karşılıklı olarak bir anlayış hakim olduğunu evde bilirim. Ama yavaş yavaş tüm ameliyatlar bitti, iyileşme tamamlandı, stres ortadan kalktıysa yavaş yavaş hayat normale dönüyordur evin içinde. Hele hele onları da bu Covid-Movid salgını deyip de aynı evin içine tıkarsan yavaş yavaş da evde hırlaşmalar, kavgalar başlıyordur. Ben bu manada hastalarımın tam olarak iyileştiğini evde kavga başlayıp başlamadığına göre anlıyorum. Şimdi ben çapraz sorguyla senin iyileştiğini, iyileşmediğini eşinden anlayacağım. Hocam, Melan hoş geldin. Hoş bulduk. Biliyorum bir eş olarak 40 küsur yıllık eşin ve gece gündüz bir yastıkta eşinle birlikte tüm zorlukları göğüs gerdiğiniz gibi bu hastalık döneminde de gene yükü taşıyan sen oldun ben biliyorum. Erken dönemdeki o şeylerini, tüm yorgunluklarını da gene sineye çektin. Sakin sakin onun iyileşmesine katkı sağladın. Ama şu Covid döneminde aynı yere size kapatınca sistem, bir sorun var şimdi. O sorunun cevabına göre ben Osman Bey'in gerçekten iyileşip iyileşmediğini anlayacağım. Bu son 3 aylık eve kapanış döneminde evde kavga ettiniz mi? Çok yaptık. O zaman tamam. Ben senin tam olarak iyileştiğini düşünüyorum. Didim'e gidiş iznini imzalıyorum şimdi. Çünkü eğer evde kavga ettiyseniz bu dönemde iyileşmiştir. Neler söyleyeceksiniz? Allah ne diyeyim, çok teşekkür ederiz size. Allah razı olsun. İlk şey olduğunda, duyduğumuzda çok kötü olduk, şey ettik. Sağ olsun kızım sizi araştırmış, şey yapmış işte. Hani size gelince gerçekten çok rahatladık. Hele o ilk geldiğimiz gün çok rahatladık. Bize o psikolojiden tamamen kurtardınız yani. Resmen teşekkür ederiz ben, gerçekten. Ben dedim şu anda çok ameliyat kötü olmuş gibiyim dedim. Kemer altında dolaşırken. Ya sen, öbür hoca bize ne dedi? Bir aylık ömürmüştü. Evet. Bu hocam bu işi unutun diye el ele verdi, hatırlıyorsun. Evet, evet. Tamam bunu düşünmeyin dedim. Sen bizi amanet olmaktan daha şey yaptın yani. Evet, evet. Mutlu ettin. Evet. Çok hatırlıyorum. Hocam oraya bir not düş. He. De ki ben ağır bir ameliyat geçirdim. He. 20 santim alın dedi. 12 parmak varsa alın dendi. Şey, pankreas başı alındı dendi. Safra kesesi alındı dendi. Tabii ağır bir ameliyat. Evet. Siz sanırım söylemişsiniz. 7,5-8 saat ameliyat sürdü diye. Evet. Ve bu hastayı, böyle bir ağır hastayı sen 5 günde taburcu ettin. Evet. Onu mutlaka ekle. 5 gün doğru. Doğru. 5 günde taburcu ettin beni. Ben senin enfeksiyon kapmanı istemiyorum burada. Direkt eve damadın gidiyorsun. Söyledin dedin ki bak damat dedin, kayınpederi gönderiyorsun, boyozu aldırıyorsun, kendi başını gidip gelecek, kahvaltı beraber yapacaksınız dedin. Bırak. Yani hiç unutmam. Damat seni bayoz olmaya gönderdi mi? O talimat üstüne. Anımla gittik. O ama şey diyor ya. 5. gün ameliyattan sonra 5. gün taburcu oldun, 6. gün bayoz olmaya gittin yani. Hanımla bunu koltuğuna girerek gittik, aldık geldik. Tebrik ediyorum. BİM'e de gittik. Tebrik ediyorum. Ama evleri nerede biliyor musun? Tabii. 6. gün gittin, o talimatı işte. Burada. Evet.
İyileşmek işte budur. Disiplin budur. Ben şunu da tekrar ediyorum. Disiplinli bir şekilde işbirliği yapan hastalar sizin gibi iyileşiyor. Hocam. Bak şimdi ben onu unutmuştum. Hatırlattın, teşekkür ederim. Yani 6. gün ekmek almaya kendin gideceksin cümlesini uyan hasta iyileşmiş gördüğünüz gibi. Ben bu anlamda... Bizzat söylediniz bana. Bu hastanede ben çatla çıkmak istemedim, korktum da. Hastanelerde ben enfeksiyon kapmanı istemiyorum, çıkarıyorum sen dedi. Evet. Ve çıktık gittik o gün. Evet. Çok önemli. Ya biz gece gündüz sizden duacıyız. Allah bin katı razı olsun. Allah çocuğunuzu bağışlasın hocam. Sağ ol. Vallahi biz her gördüğüm yerde ben söylüyorum açık. Kardeşim diyorum, bu hastalıklarda gideceksen Profesör Ünal Aydın'a gideceksin. Estağfurullah. Ben başka bir şey tanımıyorum. Hatta şeyde not aldı değil mi? Ben Melih Hanım size ayrıyeten bir teşekkür daha etmek istiyorum. Sevgili eşiniz de hatırlattı ve dedi ki siz 5. gün taburcu ediyorum size ama 6. gün ekmek almaya kendiniz gideceksiniz. Evet. Demek ki cesareti yetmemiş tek başına gitmeyi. Orada bile benim sözlerim üzerine bir hayat arkadaşı olarak hastalıkta ve sağlıkta akdinize uygun bir şekilde o büyük ameliyatı olmuş olan o yaralı insanı 6. günde hele hele o damadın kızınızın evindeki yokuşu da göze alarak, yokuş da var bu hayatta tabii ki. Nasıl yokuş attık yani? İronik bir yokuş. Evet, ironik bir şekilde hayatın yokuşları da var o yokuş gibi. O gerçek bir yokuş. Öteki taraftan da hayatın zorlukları anlamında da yokuşlarımız da var. O yokuşta bile kolunuzu takarak ekmek almaya gitmişsiniz. Ve disiplinli bir şekilde tedaviye uyum sağlamışsınız. Zaten bir hoca olarak duruşunuz da o naif şekliniz yüzünüze yansımış. Ben çok teşekkür ediyorum. Yani hastalarımın iyileşmesinde muhakkak hasta yakınlarının da ne kadar önemli olduğunun çok önemli bir göstergesisiniz. Sağ olun. Sağ olun, var olun. Geldiniz bugün bize, şeref verdiniz, mutluluk verdiniz. Ben şimdi biz 6 ayda bir gelecektik. Evet. Malum şu korona doğrudan çıkamadık. Esin, hocamı bir ara kızım, evet. bir şeyler yapsın, biz gidelim falan derken. O zaman şunu yapacağız, 5 yılı tamamladığımız zaman biz size diploma da vermiş olacağız daha. Gelmiş geçmiş olsun. Yaşadın mı sen de sana? Yok, neşter yolda gidecek. Hadi enerjimizi toplayalım, gelin. Herhangi bir sorun yok diyorsun. Yok, hiç. Denize menize girebilirim. Denize girebilirsin, keyfini çıkarabilirsin ama kavgayı daha az yap. Hayır, yapmayacağım, söz verdim zaten. Tamam, kavgayı da. Arada sırada birer kadar bir şeyler alabilir miyim? Acıcık ucunda. Yani bu kadar. Az az, evet az az. Balıkla böyle şekerleyebilirsin. O vallahi bakıyorsun. Tamam. Yalnız tam böyle en güzel yerde izini kopartıyorsun ya. Yani tam böyle elimi bırakamayacağım yerde izini kopartıyorsun. Bak ne var mısınız? Sağlık ve afiyetle diyelim. Gelmiş, geçmiş olsun. Sağ olun. Ben sizin... Korkulu bir durumum yok artık ondan sonra. Ya Allah. Ben sizinle şu röportajı yapabildiğim için...